Şimdi stüdyomuzda değerli bir isim bizimle birlikte Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nuray Ekşi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları gerçekleşiyor ve tabii çok önemli, ivedilikle halledilmesi gereken sorunlarla karşı karşıya dünya gündemi, ancak bunların maalesef çözülemediğini görüyoruz ve her yıl düzenlenen bu toplantılarda yeniden bir umut doğuyor diyebilir miyiz çözülmesi için? Sizin böyle bir umudunuz var mı? Evet. Onu sorayım ben. Tabii ki takdir edersiniz ki benim bu umudum hiç bitmez. Çünkü sadece bir akademisyen ve Suriyelilerle ilgili çalışan bir kişi olarak değil, aynı zamanda 3 milyon kayıtlı Suriyeli'yi ağırlayan bir devlet olarak o 2011 yılından beri karşılaştığımız ve yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Gerek ekonomik olarak, gerek sosyal olarak, gerek insan hakları açısından ve gerekse uluslararası açıdan beklediğimiz desteği görememekten kaynaklanan sorunlarımız var. Bu sorunların çözümlenmesi açısından atılacak her adım, insan haklarına yapılacak her katkı, mülteci sorununa her yaklaşım tabii ki Türkiye'nin destekleyeceği bir husus olacaktır. Ancak sizin de vurguladığınız üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu daha çok tavsiye niteliğindeki kararlar alıyor. Ama hiç şüphesiz buradan genel bir sonuç çıkacak ve bu sonuç asıl mülteci meselesiyle ilgili olarak çalışan ve Birleşmiş Milletler'in de bir yan kuruluşu olan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da dikkate alınacaktır. Bu komiserliğin merkezi Cenevre'dedir, ayrı bir binası vardır ve dolayısıyla da eminim ki bu olumlu bir adım olacaktır. Belki Türkiye'nin de bir fırsatı olacak. Bu fırsat da şu olabilir: yaşanılan sıkıntıları orada paylaşmak. Çünkü 3 milyon kişi Türkiye'de var. Bunlar geldikleri zaman çoğunun %90'ına yakın kısmının belgesi, dokümanı yok. Beyan üzerinden kayıtları alınmıştır. Henüz daha kendisini kaydettirmemiş olan Suriyeliler ve diğer ülkelerden gelip de iltica talep edenlerle beraber sayı ciddi bir sayıya ulaşıyor. Aynı zamanda örneğin sadece Afganistan'dan gelen ve iltica talep eden 90 bin kayıtlı kişi var. Bu rakamları düşündüğünüz zaman Türkiye bu platformda kendini iyi anlatıp uluslararası yük paylaşımı için bir çağrıda bulunursa herhalde bir en azından olumlu adım atılabilecektir. Evet. Ürdün biliyorsunuz, Lübnan ve Türkiye bu yükün en ağırını üstlenmiş durumda. Umarım insan hakları odaklı bir çözüm önerisi bu kuruldan çıkar. Evet. Sadece mülteci ve sığınmacılar için değil, iklim değişikliği konusunda da iyi sonuçlar ümit ediyorum. Evet, tabii ki Türkiye'nin mülteci politikalarını, sığınmacılara yönelik politikalarını, dünyanın bakışını birazdan ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama sizin bahsettiğiniz bu hani hem sığınmacı sorunu, bir yandan Suriye iç savaşına yönelik hani çözümler de aranacak ama genel olarak hani somut sonuçların çıkamamasını da tabii ki biz burada biraz merakla izliyoruz. Çünkü hani tavsiye niteliği taşıyor, evet, ama neden bu kadar apaçık ortada olan problemler acaba çözülemiyor? Bu da önemli. Temel sorun belki ülkelerin farklı yaklaşımları ve farklı menfaat çatışmalarından kaynaklanıyor. Bildiğiniz üzere şu anda Suriye'de tek güç olarak Rusya, Amerika yok. Birçok ülke orada ve farklı terörist gruplar da maalesef orada. YPD'den tutun da DAEŞ'e kadar. Ve bu terörist grupların arkasında dönem dönem maalesef belirli güçler de olabiliyor. Bunları kullanıp yönlendirebiliyor da. Dolayısıyla da bu sorunun çözümlenmesi ve ortak bir paydada buluşulması biraz zor olduğu için Birleşmiş Milletler'den kesin bir sonuç alınması pek mümkün olmayabilir. Ama bildiğiniz üzere Birleşmiş Milletler'in yine zorunlu bir organı olan Güvenlik Konseyi var. Asıl inisiyatif belki onun elindedir ama orada da biliyorsunuz 5 devletin yani daimi olan 5 devletin söylediği söz takip ediliyor. Bence burada her şey bir tarafa bırakılmalı. 2011 yılından beri insanlık dramı yaşayan Suriye'de kalıcı ve insanların menfaatine çözüm hangisi ise onun kurulması yönünde bir adım atılmalı. Aynı zamanda Türkiye'nin dönem dönem dile getirdiği bu tampon bölge uygulamasının da mutlaka gözden
geçirilmesi de gerekiyor. Geldiğimiz nokta, Türkiye'nin terörle mücadelesini de esas alırsanız, bundan sonra yeni bir kitlesel akın da olabilir. Bu sadece Suriye'den değil, diğer ülkeden, Irak'tan da olabilir, diğer komşu ülkelerden de olabilir. Türkiye'nin bu kadar yükü kaldıracak, hani istese de, ben buna hazırım dese de kaldırabileceği bir kapasitesi var. Bunları düşünerek diyorum ki artık bir vicdan muhasebesi yapıp bu ülkelere silah satan devletlerin artık kalıcı bir çözüm için bir meşale yakması gerekiyor. Bunu Papa bile dillendirdi biliyorsunuz. Pek evet. Siyasete karışmayan Papa bile aylar önce, bir yaklaşık 6 ay önce böyle bir söylemi dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da ekranlara getirdik ve burada aslında merak edilenlerden bir tanesi de Türkiye bu kadar fazla sığınmacıyı ağırlarken neden Batı ya da dünyanın diğer ülkeleri bu konuda, Türkiye'nin bu konuda tek başına bırakıyorlar? Neden sığınmacı krizinde Türkiye tek başına bunu omuzlamak zorunda? Evet. Şimdi 11 Eylül saldırısından sonra gerek Amerika'da gerek Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bir mülteci karşıtı program başladı. Aynı zamanda yasalarda da baktığınız zaman ilk önce iltica yanlısı hükümler getiriyorlar ama öyle istisnalar getiriyorlar ki o hakları ortadan tamamen neredeyse kaldırabiliyorlar. Tamamen güvenlik odaklı, insan hakları rafa kaldırılmış bir politikası var. Ama Türkiye özellikle de 2013 yılında resmi gazetede yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile insan hakları odaklı bir mülteci politikası uygulamaya başladı. Bunu sadece ben söylemiyorum. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Delegasyonu Şefi Carol Batchelor ki bizim İçişleri Bakanlığı ile çok yakın çalışmalarda bulundu. O dönem bütün Suriye kamplarını gezmişti ve çok dünyada eşine benzerine rastlanmayan çok düzenli, çok iyi yönetilen kamplar diye kendisi bizzat bahsetti. Bu kanunun içerisine baktığınız zaman iltica konusunda Türkiye Avrupa Birliği mevzuatından da önde. AİHM kararlarını da dikkate alarak bir yaklaşım sergiliyor ve aynı zamanda 81 ilde İl Göç İdaresi Müdürlükleri kuruldu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. Polis tamamen göç ve ilticanın dışında tutuldu. Yerini ise sivil memurlara bıraktı. Bu hem Avrupa Birliği'nin hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da dile getirilen hususlardı. Şimdi Türkiye aynı zamanda uygulamasını da bu yönde geliştirdi. Ve bakın hiçbir Avrupa ülkesi 3 milyon Suriyeli ile başa çıkacak durumda değil. Ve dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye hayranlıkla ve inanılmaz bir kıskançlıkla, gıptayla izleniyor. Ne bir iç çatışma çıktı Suriyelilerden dolayı, ne bir kaos yaşandı. Birkaç ufak tefek münferit olay dışında ve hiçbir kamu görevlisinin ağzından da bir nefret söylemi, bir ırkçılık söylemi veya Suriye karşıtı söylem olmadı. Dolayısıyla da şimdi Türkiye bu geldiğimiz noktada Suriyelileri böyle sorunsuz, ama bir de reklamsız kucaklıyor. Başka ülkelerde bu çok ciddi bir reklam, propaganda malzemesi olabilirdi. Avrupa artık güvenlik odaklı bir sistemi izliyor. Irkçılık biraz orada artmış durumda. Ekonomik sorunları olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler, işte Yunanistan'da olduğu gibi, İspanya'da olduğu gibi, onlar hiç bu işe yaklaşmıyorlar. Almanya'da bildiğiniz üzere bir mülteci karşıtı politikalarla hep tavizler koparılıyor. Belki o partilere daha fazla oy veriliyor. Sonuç olarak Avrupa Birliği diyor ki ben bu yükü istemiyorum. Bana en çok bu göç akışında köprü vazifesi gören Türkiye, herkes Türkiye'de kalsın. Ben sana maddi yardımda bulunayım ama maddi yardımı da uluslararası kuruluşlar üzerinden yapayım. Bu tabii bir devletin itibarıyla bağdaşmayacak bir şey. Bir devleti eğer iltica sorunuyla ilgili olarak yapısal ya da hukuksal yönde bir altyapısını oluşturması için yardımda bulunuyorsanız devlete direkt vermeniz gerekiyor bu maddi yardımı. Kaldı ki bence Türkiye'nin böyle bir yardıma ihtiyacı da yok. Türkiye çünkü en zor dönemi 2011 yılından itibaren o kitlesel akınla binlerce, yüz binlerce insanı ağırlarken de hiçbir ülkeden yardım görmedi. Sadece dışarıdan bakıldı. Türkiye evet iyi yürütüyor bu işi denildi. Bu gerçekten de Türkiye'nin attığı adımlar, yaptığı şeyler iltica alanında yapılması en zor adımlar. Bu başarılmış durumda.
Ancak bu gelindiğimiz noktada şimdi Suriyelilerin biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından alınması için biraz adımlar atılıyor. Ve bunun şöyle dile getiriliyor. Siz bu geri kabul anlaşmasıyla bizdeki yasa dışı göçmenleri alın. Karşılığında sizde kayıtlı olan Suriyelilerden bir alalım gibi bir pazarlık söz konusu. Ve bunun karşılığında da Türkiye ilk önce 3 milyar yardım, arkasından tekrar bir 3 milyar yardım, toplam 6 milyarlık yardım yapılacak. Ancak Türkiye'nin buna ihtiyacı yok. Kaldı ki kaç tane yasa dışı göçmen gelecek ve onların Türkiye'ye maliyeti 6 milyar doların belki çok çok 100 bin katı, 10 bin katı bile evet. olabilecek. Dolayısıyla da belki Türkiye'nin de bu pazarlıkları bir tarafa bırakması, Suriye ile ilgili politikasını Suriye içerisinde çözecek bir adım atması gerekiyor. Ben zannetmiyorum ki Avrupa Birliği üyesi ülkeler Türkiye'ye bu konuda ciddi bir destek sağlasın. Yani bu Suriyelilerin kendi ülkelerine kabul edilmesi noktasında. Evet, bu konuda Avrupa'nın gerçekten hani sırtını döndüğünü söyleyebiliriz ve Suriye'ye baktığımız zaman da bilanço ağır ve ateşkes şu anda konuşuluyor ama bakalım nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız. Hocam şimdi açıkçası hani çok fazla konuşulması gereken konu var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin biz yapısal sorunlarını da birazdan tartışacağız ama öncesinde bu Türkiye'nin kendi gündem maddelerinden bir tanesi olan Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusu. Bu da yakından izlediğimiz, tartıştığımız bir konu. Siz nasıl görüyorsunuz bu konuyu? Şimdi öncelikle bir hukuki boyutuna değinelim. Muhtelif televizyon programında ve basında yer alan bazı demeçlerde, bazı akademisyenler ya da hukukçular Suriyelilere vatandaşlık verilmesinin mümkün olmadığını ve bizim Türk vatandaşlığı kanununun bu konuda yetersiz olduğunu dile getirdiler. Bir defa buna katılmak mümkün değil. Şöyle bir durum var. Türkiye'de bir yabancının Türk vatandaşlığını kazanması için 5 yıl Türkiye'de ikamet etmesi lazım. Fakat iltica statüsünde Türkiye'de geçirilen süreler bu 5 yılın hesabında dikkate alınmıyor. Dolayısıyla da Suriyeliler bulundukları ilin valiliğine başvurup o şekilde Türk vatandaşlığını kazanmak için talepte bulunamıyorlar. Yine Türkiye'de doğan ama anası babasının Suriye vatandaşı olması halinde çocuk yine Türk vatandaşlığını kazanamıyor. Ama farz edelim ki bir çocuk kampta doğdu ama anası babası Suriye vatandaşlığından atılmış vatansız durumdaysa o zaman o çocuk sadece Türk vatandaşı olabiliyor. Bir de bir Türk'le evlenen ister erkek olsun ister kadın olsun fark etmiyor Suriyeli Türk vatandaşlığını evlilik 3 yıl sürecek, fiilen devam edecek ve gerçek bir evlilik olacak o zaman kazanabiliyor. Fakat bizim vatandaşlık kanunumuzun 12. maddesinde istisnai vatandaşlık kazanma başlığı altında şöyle bir hüküm var. Suriyeliler talep ederse ve Bakanlar Kurulu da uygun görürse toplu olarak hepsine vatandaşlık verebilir. Çünkü kanunda diyor ki Bakanlar Kurulu'nca vatandaşlığı alınması zaruri görülenler. Türkiye diyebilir ki ben bu insanları yeterince kampta tuttum. 270 bini kampta, gerisi diğer şehirlerde. Bir düzene girmesi, bu insanların daha bir kaliteli hayata kavuşabilmesi için ben bunlara vatandaşlık veriyorum dediği anda hukuki açıdan buna en ufak bir engel yok. Ben bunu zaten 2013 yılında Suriye krizinin daha bu kadar yoğun olmadığı dönemde yazdığım bir ve İstanbul Barosu Dergisi'nde yayınlanan bir makalemde ayrıntılarıyla ortaya koymuştum. Demek ki hukuken bu yapılabilir. Ancak burada bizim düşünmemiz gerekli olan şey şu, siyasi açıdan acaba böyle bir karar verelim mi? Şimdi Türkiye işte 3 milyonu kayıtlı, 1 milyonu kayıtsız, 4 milyon Suriyeli artı bir de bunların dışında Afganistan, Pakistan ve diğer Afrika ülkelerinden, İran'dan, Irak'tan gelen onca iltica prosedürüne girmeyi isteyen ve giren insanı ağırlarken ve bu kadar itibarı bu konuda yüksekken kalkıp bu kadar kişiye vatandaşlık verirse ondan sonra artık o sen kendi vatandaşınla ilgileniyorsun. Bizim iç herkes sorunumuz olacak. Bir tarafa yani. Aynen öyle bir tarafa çekilecek ve bu iç sorunumuz haline gelecek. Ben siyasetçi olsam asla böyle bir karar vermem. Ama ben akademisyenim, insan hakları odaklı yaklaşırsam az önce söylediğim gibi mevzuatımız uygun. Bu insanlardan isteyenlere
toplu olarak vatandaşlık verilebilir. Tabii milli güvenlik ve kamu düzeni orada tek engel. Milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı bir durumları yok ise verilebilir. Fakat siyasi olarak böyle bir karar atar, bir adım atarken bir, yarattığınız iltica prosedürünü kendi elinizle silip yok edeceksiniz. İki, yarın öbür gün bugüne kadar Türkiye'ye böyle bireysel iltica olmadı. Hep kitlesel geldi. İran'dan 2 milyon, İran devrimi sırasında, İran-Irak savaşı sırasında yine kitlesel akılına 500 bin peşmerge Saddam'dan kaçıp Türkiye sınırına dayanmıştı. Eski Yugoslavya savaşı sırasında, Kosova krizi sırasında vesaire. Peki her toplu kitlesel akında bu sorunu böyle mi çözeceğiz? Bir de siyasi olarak düşünülmesi ve planlaması yapılması gereken en önemli konulardan bir tanesi. Ve düşünün, bizim hiçbir zaman sınırlarımızda olaylar bitmiyor. Olaylar bitmediği için de kitlesel akının daima hedefi durumundayız. Bu konunun iyi düşünülmesi, iyi araştırılması ve bu konudaki siyasi adımın iyi bir şekilde atılması gerekiyor. Yoksa hukuki açıdan en ufak bir engel yok. Peki dünya nasıl izliyor bu fikri? Bu, yani fikre nasıl bakıyor? Şimdi hani siyasi olarak siz sıkıntılar doğurabilir dediniz. Hukuki olarak bir engel yok dediniz. Peki Batı bunu nasıl izliyor? Batı buna bayılır. Yeter ki sen bunlara vatandaşlık ver. Hepsini kendi vatandaşın yapınca artık bana dönüp diyemezsin ki ben 3 milyon iltica prosedürü içerisindeki yabancı ile uğraşıyorum, yük paylaşımı yapalım ya da benim ülkemden senin ülkene kaçtı vesaire diyemeyeceksiniz o zaman. Kendi vatandaşınız kendi sorununuz haline gelecek. Uluslararası arenada bunun bir önemi kalmayacak. Tek önemi şu olacak: eğer bu Suriyelilere vatandaşlık verildikten sonra, vatandaşlık verilmeden önce de bu durum geçerli ama olur da insan hakları ihlalleri olursa AHİM'e başvurabilecekler. Bizim anayasada bir anayasa mahkemesinin bireysel başvuru yolunu kapattıktan sonra, tükettikten sonra pardon. Dolayısıyla da uluslararası boyutu tek yönü itibariyle kalacak. Bence burada herhalde bu yönde bir adım atılmak yerine galiba son zamanlardaki eğilim Suriye içerisinde güvenli bir bölge oluşturup orada tampon bölge kurulması. Çünkü sonuç olarak bu insanların içerisinde ülkesine dönmek isteyenler de olabilir. Kaldı ki o ülkede savaş bittikten sonra o ülkenin kalkınması, inşası için de bir güce ihtiyaç var. Herhalde bunu da destekleyici bazı adımların atılması gerektiğine inanıyorum. Ama Türkiye vatandaşlık verse öyle tahmin ediyorum ki hiçbir sıkıntı olmaz. Hatta dediğim gibi herkes buna içten içe sevinir. Belki çok dile getirmek istemeyebilirler. Zaten şu anda düşünün, Türkiye 3 milyon Suriyeli'yi barındırıyor. Yasal kayıtlı olan, bir de 1 milyon da kayıtsız olan diye tahmin ediliyor BMMK Türkiye temsilciliği tarafından. 4 milyon kişi. Buna rağmen Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasını bize empoze ederek daima şunu diyor: benim bizim Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bütün yasa dışı göçmenleri de senin üzerinden geldi deyip sana verelim. Türkiye'nin o zaman bu yükün altından kalkmasını nasıl beklersiniz? Bu insanları nerede barındıracaksınız? Geldiler Türkiye'ye, diyelim ki onların menşe ülkesi olan Pakistan'a, Afganistan'a, Suriye'ye, İran'a, Irak'a, Somali'ye, Mogadişu'ya göndereceksiniz. O süreç işlerken bile yine de insan hakları ihlalleri var diye Türkiye hakkında belki binlerce, inanılmaz sayıda davalar da açılabilir. AHİM'de ve diğer uluslararası platformda da STK'lar Türkiye'yi ciddi bir eleştiri hedefi haline getireceklerdir diye düşünüyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sen barışın güvencesi değilsin dedi. Aslında bu haklı bir serzeniş diye düşünüyorum. Çünkü hani daha önce de dünya beşten büyüktür demişti. Pek çok kez bunu dile getiriyor. Bu kadar fazla sorun varken hani 5 yılı aşkın bir süredir Suriye'de yaşananlar, daha öncesi başka bölgelerde yaşananlar, bu kadar fazla insanın dramı, neden bu kadar fazla sorun varken biz bunları çözemiyoruz? Evet. Bu yapı neden bu şekilde devam ediyor? Ben burada Cumhurbaşkanımızın serzenişlerine aynen iştirak ediyorum. Çünkü öyle insan hakları ihlalleri ve trajedik hikayeler yaşanırken Birleşmiş Milletler'in konumuna bakıyorsunuz, pek etkili değil.
Kurulduğu yıla bakalım. Kurulduğu yıl çok eski. 1945 yılında kuruldu ve Türkiye aynı yıl Birleşmiş Milletler'in kurucu anlaşmasını onayladı ve üyesi oldu. Fakat düşünün, bütün üye devletlerin katıldığı kurul genel kurul. Ama genel kurulun bağlayıcı karar alma yetkisi yok. Tavsiye niteliğinde karar alıyor. Güvenlik Konseyi'nin güvenlik ve barışla ilgili bağlayıcı karar alma yetkisi söz konusu ama bir daimi üye veto edince işlevsiz hale geliyor bu. Dolayısıyla da baktığınız zaman her şey bu 5 devletin talebi doğrultusunda yönleniyor ve ona göre bir sonuç alınıyor. Halbuki asıl sorunların olduğu ülkeler orada daimi olarak yer almıyor, belki temsil bile edilmiyorlar. Dolayısıyla da 1945'lerin şartları içerisinde kurulan Birleşmiş Milletler'in belki de yeniden yapılandırılmaya ihtiyacı var. Ama buna kimse yanaşır mı? Açıkçası yanaşmaz. Neden özellikle yanaşmıyorlar de 5 daimi ülke. Yani bu kadar apaçıkken, bütün bu sorunlar çözülmüyorken neden ki 1945 diyorsunuz, çok eski bir tarih, artık 21. yüzyıldayız. Bütün sorunlar da değişti. Neden bunu istemiyorlar? O 5 daimi kendi çıkarlarını gözetiyor. Kendi çıkarları, evet, ama kontrolü elden bırakmama istiyor ve şu anda biliyorsunuz Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya. Ekonomisiyle, siyasetiyle istikrar içerisinde olan bir ülke. Almanya örneğin daimi üyeler arasında yer alabilir mi diye sorduğunuz zaman bile buna yanaşmak istemeyeceklerdir. Dediğim gibi bu iş tamamen kontrol ve güç dağılımını simgeliyor. Hiç orada bakın bir coğrafi dağılım yok kontrol ve güçte. Kıtasal bir dağılım yok. Dini dolayısıyla yok, da, kültürel yok. Dini kültürel yok ya da çalışmaların en çok yaşandığı ve bundan dolayı çok ciddi ekonomisi, siyaseti zarar gören ülkelerden biri olarak Türkiye'nin örneğin söz sahibi değil. Daimi üye olmaması sebebiyle bir veto ile karşılaşıyor. Siz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda istediğiniz kadar mücadeleyi verin. Ben hatta Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına da katılmıştım. Orada hakikaten güzel adımlar atılıyor, güzel söylemler, güzel sonuçlara varılıyor. Ancak sonuçta iş tatbikata gelince maalesef bu olamıyor. O yüzden Birleşmiş Milletler'in belki de yapısal bir değişikliğe gitmesi, daimi üyelerin sayısının ya arttırılması ya da daimi üyelik diye bir sistemin kaldırılması, seçime bağlı yeni bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Ama dediğim gibi bunu pek yapacaklarını zannetmiyorum. Bir de bu tabii bir Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda değişikliği getiriyor. Siz şu anda Birleşmiş Milletler Anlaşması'na taraf, öyle tahmin ediyorum ki 137 ülke var. 137 şundan dolayı kesin sayı söylemiyorum çünkü bir bakıyorsunuz kısa sürede, evet, ülkeler bölünüyor, isimleri değişiyor ve küçük ada devletleri oluyor. Bir en son geçenlerde örneğin Çek Cumhuriyeti'nin adı Çekya oldu. Evet. Böyle takip etmesi de zor olduğu için. Şimdi bu kadar ülkenin katılımıyla bir milletler arası anlaşmaya taraf olunmuş. Bugün yenisini yapsanız acaba kaç ülke üye olur? Bu popülariteyi de kaybetme endişesi de var ülkelerde. Evet. Ben bunu şundan iyi biliyorum. Bu mültecilerin hukuki durumuna dair 1951 Cenevre Konvansiyonu var. 140 tam fazla ülkenin taraf olduğu. Onu artık revize ederim. Bu mülteci tanımını tam karşılamıyor. Örneğin iklim mültecisi diye yeni bir grup çıktı. Onların ihtiyacına uymuyor denildiği zaman deniliyor ki olur mu? Bu bir reytingi çok yüksek Milletler Arası Anlaşma, aynı reytingi, evet, acaba tutturabilir miyiz gibi başka endişeler de karşımıza çıkabiliyor. Yani yapısal sorunlar var ve ne zaman çözüleceğini de maalesef öngöremiyoruz. Kesinlikle. Ama umudumuz tabii ki özellikle dökülen kanın durması, artık o insanların da hak ettiği gibi yaşayabilmesi. Çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nuray Ekşi programımıza katıldığınız için. Böylelikle dünya gündeminin sonuna geldik. Yarın sabah 10'da yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.